Kıymetli Burç Tanıtım platformu izleyenleri, Ankara'dayız. Memleketimizin büyüklerini ziyaret etmeye, onlara misafir olmaya, onlarla hasbihal etmeye, muhabbet, sohbet etmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi başkentteyiz. Çok kıymetli büyüklerimizden birinin misafiriyiz. Alaaddin Fırat Beyefendi ile beraberiz. Kıymetli abimiz Alaaddin Fırat kimdir? Böyle bize çocukluğumuzdan böyle Muş'la ilgili gelirsiniz. Alaaddin Fırat 15.1.1951 yılında Muş'un Konukbekler eski ismi Anzer köyünde dünyaya geldi. Ben doğduğum yıllarda yine rahmetli annemin anlatışı itibariyle diyor. O sene biz yaylaya çıkmadık. Şerafettin yaylalarıydı bizim yaylalar ismi sebep. O yıl veya bir yıl sonra orada tatbikat yapılmış. Bu Rus şeylerinden mukabil olarak da yapılan bu tatbikattan dolayı. Onun için yani o 15.1 dediğim 15.1 benim yani nüfuzdan'da gördüğümde ama aslında Mayıs ayında dünyaya gelmişim. Yani o yılın Mayıs ayında dünyaya gelmişiz. Çocukluğumuz köyde geçti. Yani köyümüz ben kendimi hatırladığım zaman büyüdüğüm itibariyle de hiçbir köyde yani ovanın bütün köylerinde olduğu gibi aynı şekilde bizim köyde de çatı damlı ev bulamazdınız. Dikdörtgen normal ev bulunamazdı. Kubik şeklinde dediğimiz kurmacı kube. Yani kubik şeklinde böyle büyük büyük kalaslarla yan çapraslama yapılıp üstünde de toprakla kapatılan ve o topraklar da zaman zaman bizim kirli olan bölgelerden çıkarılan o topraklarda onun üstüne bunu şoruk derlerdi. Bununla tapanlarla hazırlanır, tapan yapılır. Su geçirmesin diye kış için böyle bir şey var. Evler o kübik şey, ana unsur o, onun en üst noktasında da bir tane bacar vardır. O bacalarda ortada da tandır olur. Tandır yaktığınız zaman dumanı rahat çekerdi. Ve bir de yan tarafta da ocak vardı. Kürtçe onun ismi küçük derlerdi yani onun şey itibariyle. Onlar da yakar, yemek vesaire onun üzerinde pişirir, öbürde de ekmek yapardı. Bir faydası da şu var, kış olduğu zaman soğuklarda herkes o tandırın yanında çocuklar oturur, ayaklarını oraya sarkar, sıcaklık hissedilir. Şimdi o dönem itibariyle de tandır veya ana yani ev diyordur köylerde malame, mal dediğin zaman kübik evin içerisinde yan taraflarda buğday ambarları veya un bulunan topraktan yapılmış ambarlar vardı. Yani bir üstü açık, altı var, tahtalarla kapatılır, kiler altında da bir kiler değil. Aynı zamanda böyle çevrilir, o tabii bir duvar gibi ahırla evi birbirinden ayırırlardı. Bila istisna bütün ovanın köyleri öyleydi. Arka tarafta da ahırlar olur. O ahırda büyükbaş hayvanlar bağlanırdı. Büyükbaş hayvanlarda mandalar olur, İnekler olur, sığırlar olur, belli bir şeyler olur. Bazen atların da bağlandığı olur. Arka tarafında da bir baca gibi bir şey açılır. Sabahleyin temizlediğin zaman oradan arkaya o gübreleri, hayvan tezekleri atılır. Ve sonra onlar düzeltilir baharda. O tezek olarak hazırlanır, kurutulur, tekrar getirilir. Kışın yakacak olarak yapılır. Kiler dediğimiz husus ise yine bu evlerin hemen yanı başında. Hafif aynı o bitişik içerisinde biraz kubbenin ilk tarafında. Böyle dört köşeli bir yer. Orası işte ne yapılabilir? Zahire, geçici şeyler yapabilen, ayran yapmak için hazırlanan bir yapılabilir. Peki gelen misafir nasıl ağırlanır? Bir avlu olur. Avlunun yan tarafında genellikle bir oda yapılır ve o odalarda bulunur. Misafir. Yine misafir odası diye. Misafirler oralarda ağırlanır. Hali vakti iyi olan mesela diyelim Ala Mehmet Bey işte bizim büyük amcamız. Yani onun divanı dediğimiz husus. Onun bu ahırın üzerinde olmadığı ahır başka bir yerde iki tane oda arkasında da yemeklerin pişirildiği bir yer olabilir. Bu büyük konak kabul edilir yani o köyler itibariyle. Tabii halk çok fakir, imkanlar çok kıt. Bütün ova için söz konusu, bütün ova köyleri için bu söz konusuydu. Hatta bir başka hususu daha var benden önce ama ben kendime geldiğim zaman bir de yerleşim alanı buldu. Yani bu yerleşimciler de genellikle Karadeniz bölgesinde getirilip bazı Ermenilerin bulduğu köyler boşaltılınca o araziler dağıtıldı. Özellikle Trabzon Çaykara'dan aileler getirdi. Bir kısım köylere verildi. Bir kısım şehir merkezlerinde var.
Erzurum'un İspir kazasından gelen aileler oldu. Onların bir kısmı oraya, bir kısmı yanlara yaşadı. Nitekim benim bulunduğum ziyaretnahiyesiydi. Anzer Köyü'nün ziyaretnahiyesinin üst tarafında yine böyle onların tahsis edildiği köyleri vardı. Şimdi bu gelen insanlar usta kişilerdi. Bize göre mesela iyi duvarcıydılar, duvar yaparlardı. Evleri yapabilir. Evlerin şekli değişti. Yani kubik evlerin yerine onlar böyle dümdüz, yani masa gibi, işte şimdi yaptığımız dikdörtgen şeklinde evler yapıp onların üstünü getirdi. Ahırlar biraz daha onların dışına taşınmaya başladı. Tabii bir de ahıl vardı. Yani küçük baş hayvanların bulunduğu yerler. Biz yerel olarak bunlara kom diyoruz. Kürtçesi kom. Yani bir de samanların kolduğu yerler de kadin denilir. Yani burada samanlık diye. Samanlıkta da genellikle yakın olur. Hayvanlar orada beslensin diye yapılırdı. Benim o çocukluk döneminin çok önemli unsurlardan, kültürel yapımızı etkileyen bir önemli husus şu var. Biz de yazın Muş Ovası'nın en önemli ana unsurlarından biri bol otlak olur, çaylık olur. Zaten Muş kelime itibariyle İbranice otlak ve sulak anlamına gelir. Bol otu olan bir bölge. Farsça'da fare anlamına da gelebilir. Ama normal olarak Muş, Muşkiler tarafından yine Hılara Vadisi'nden gelen göçebe kavimler tarafından kurulmuş olan bir şehirdir. Şehrin, Muşkilerin ana unsur şeylerinde de bu var. Biliyorsunuz tarih içerisinde Tarom bölgesi denirdi Bizanslar döneminde. Tarom bölgesinin olduğu şu var. Muş'un şehir olarak fethedilmesi dönemi de Hazreti Ömer dönemine rastlanır. İbn-i Ganem tarafından yani fethedilmiştir. Ama zaman zaman el değiştirilmiş. Ta ki Marazgirt Savaşı'nın sonuna kadar. Marazgirt Savaşı'ndan sonra artık tamamen Müslümanların elinde kalmıştır Muş gibi. Kısaca bu tarihten sonra Muş köylerinin o zamanki durumunu şey yapalım. Şimdi böyle bir yerde şehirle köylerin olduğu yerleri yani arz ediyorum. Samanlığı var, o var. Bir de otlar biçilir, otlar toplanır. O otlar demet haline getirilir ve o demetler toplu olarak üst üste yığılır. Buna lot adı verilir. Kürtçe'de lot der. Türkçesi de lot galiba aynı şekilde. Lotlar vardı diyor. Şimdi o dönemde tabii iç köylerde genellikle kavgalar olur, dövüşler olur, husumetler meydana gelir. Birbirlerinin otlarını yakmamak için genellikle karma lotlar olur. Mesela şu kabileye mensup olan ailen lotlarını öbürü her ne kadar bazen ayrılsa bile ama mutlak surette iç içe de geçebilirlerdi ki zinhar yakmasınlar diye. Yani başkaları belli bir şey olmasın. Böyle buralarda da yerleştirildi. Çocukluğumun önemli anılarından biri de bu vardır. Sonbahar geldiği zaman çok hoş, çok güzel. Böyle herkes lodunu şey getirmiş, otunu biçirmiş, samanlı köşeye koymuş. Harmanlar var, harmanlı yapabilmiş. Ve sonra insanlar sohbet eder, konuşur. Biz çocuklar da giden düzlüklerde oynardık. Düzlüklerde top yok. Topun yerine yine bizim çocuklar olarak hazırladığımız ya meşeden yani bir yuvarlak şey var, yuvarlak bir ağaç parçası, o yuvarlak haline getirin. Onun üstünde keçeyle sardırmak suretiyle onu alır. Yine hafif sopalar var. Biz bunları hole derdik. Yani bugün mesela İngilizlerin falan hani atlı olarak oynadığın polo şeysini ama biz o polo değil, biz buna yerel olarak gençler, çocuklar, köy çocukları kendi aralarında bu oyunu oynarlardı. Hole derdik biz buna. Hole'un özelliği şu. 5 kişi bu taraftan, 5 kişi bu taraftan. 2 tarafta kale dediğimiz yani bir yere kadar böyle bir yuvarlak var onu onun içine sokabilmek yani mühim olan. Karşılıklı durmasına çille derdi. Korobukeve çille var. Yani Kürtçe şeysi dediğin zaman bu ben tabii o dönem köylü, Kürt köylülerinin yapısı itibariyle çünkü orada yaşadık. Ve hiçbirimiz tek kelime Türkçe bilmezdi. Onu biliyorum. Bizler dahil olmak üzere. Ancak Türkçe askere çok giden veya hapishaneye düşmüş işte el yazımı falan bir şey olabilirse böyle mektup okumak için mesela bizde köy imamımız Melarif vardı. Allah rahmet eylesin. Çok muhterem bir zattı. Eski asker emeklisi ama her ne hikmetse devletten çok uzak durur. Asker geldiğimiz zaman fevkalade korkardı. Artık neden senin için, niçin aynı? Gaziydi, bir sürü yaralar vesaire var. Köyün bütün mektuplarını o okur. Mele Arif'a diyor, Seyda'ya gidin, Seyda yazsın. Seyda yazar, onu alır, ondan sonra götürür. Biz çocukken mesela tekerlemeler vardır.
Öyle o köy arasında, köy ikiye bölündü. Yine kavga edin. Böyle çocukluğumuz hep beraber biraz Arif Arif Efendi, Kur'an'a devendi, Anzarbiye döbendi. Yani mesela ne derdik? Yani senin okuduğun Kur'an'a göre bizim köyümüz ikiye bölünmüş. Bir kavgalar olduğu zaman. Mesela şimdi burada Mahmut yeğenim var kardeşim. Onun annesi, o da çocuktu. Şimdi bu tekerlemeyi çok söylerdi. Benden çok küçük olduğu için benim yeğenimdi, amcamın kızıydı falan. Biz böyle tekerleme halinde bunları söylerdik. Bu da güzel anılar içerisinde yapan bir husus. Bir de köylerde hayvan beslenirdi. Küçükbaş hayvanlar. Mesela 10 aile, 20 aile bir araya gidip 300, 500, 600 tane hayvanı bir araya getirir. Çoban tutar. O çoban onları alır. Kışın yazın yaylaya götürülür. Kışın tekrar köye getirilirdi. Köy kültürünün unutulmaz. Bugün bunlar yok. O zaman hatırlıyorum. Garan derlerdi. Garan şudur. Kürtçe'de garan demek. Büyükbaş hayvanların, sığırların toplandığı alana, yani o hayvanların o toplanmasına garan denilirdi. Bir tane sığır çobanı olur. Sabahleyin herkes evinden çok erken bir saatte kalkar ve hayvanlarını alır oraya götürürlerdi. Genellikle karanlığın daha güneşin doğmadığı bir saatte kalkar. Herkes sabah namazını kılardı. Köyün yaşlıları, o hiç unutmam, her bir taraftan sesler gelir. Çoluğunu çocuğunu, gelinleri böyle kaldırmak için adeta cahilaşane bir şekilde. Yani Roj Servara derketi, yani gün doğdu, güneş şey yaptı, güneş batma, herkes işinde gücünde, işte sayar. Hayatımın belki hiç yapmadığı, çocukken çok da nazlıydım vesaire. Çünkü 7 kardeşim, en küçüğü bendim. Takmazdım babamı. Gözümü açtığımda 55 yaşında, beyaz ak saçlıydı, en küçük bir çocuğuydum. Ve tabii takmazdım ama ona rağmen ben de rahatsızlık hissederim. Gelinlere bağırırdı rahat babam. Ama herkes gelinle bağırırdı. Kalk Robin. Gelinler sabahın o erken saatine gelir. Hemen kovalarını vesaire alır. Doğru sığırları gider onları sağar. Hayvanları gider koşturur. Eğer bir gelin kazara geç kalmışsa kıyamet kopardı. Yani gelinler ödleri batardı. Kayınpederler konuşacak, bağıracak diye. Böyle bir kültürel yapı vardı. Ve bu kültürel yapı itibariyle böyle çocukluğum bu hengame içerisinde geçti. Biraz büyüdük, kendimize geldik. Bana Kur'an dersi medreseye gönderdiler. Medrese dedim, işte o ilk önce Merar rahmetullah, Allah rahmet eylesin, onun rahle teyzesine geçtik. Sonra biraz daha okudum. Biraz daha şuba çok yani o günkü şartlar itibariyle ailenin veya çevrenin, ya bu çocuk zekidir, okusun, iyi bir hoca, alim olur, yani belli bir şey yapabilir. Hocalarımızla sırayla başladık. Benim amcam oğlu yine bizim Mahmud'un dedesi Melebedredin'den ders almaya başladım. O da yeni bitirmiş, evli falan. Böyle Kur'an dersleri verdi. Hakikaten kısa sürede Kur'an'ı öğrendim. Çok kısa sürede. Ondan sonra belli bir yaşa geldik. İşte abim bir hapse girdi. Şehri, köyü bıraktı. Şehre gelmek, annem o üzülmesin diye annem babam bir ev tuttular, geldiler. Bu sefer dediler ki biz bu çocukları okutalım. Benim ve rahmetli abim var. İkimizi okula verdiler orada. Kale Mahallesi'nde. Kale Mahallesi'nde Tevfik Gür İlkokulu var. Yani o zaman Cemil Dede'nin bir evi vardı. O evi kiraladılar. Okul açılmıştı. Kale Mahallesi'nde bütün arkadaşlar oraya geldi. Şeyh Bedrettin'den tutun da bilmem Hanefi'ye kadar. Oradan tutun da bir sürü arkadaşlarımız. Biz hep o dönemde beraber okuduk. İlkokula öyle başladım. İlkokula gittiğimiz zaman tek kelime Türkçe bildim. Ama tek kelime. Taş tut, baba yaş tut. Ben yıllar yılı sonradan mesela dün annemizin kollarında yaşarken dinannemizim zannederdim. Yani onu o şekilde algılamıştık. Bir algıyla beraber ama çok kısa süre, 3 ay içinde Türkçe öğrendik. Yani onun şeysi bu var. Abim yine şey yapar, abim şu anda o hayattadır. İkimiz hayatta kaldık. Bu hapishanedeydi. Her gün onun yemeğini alır gider. Cezaevi vardı bu. Şimdi Muratpaşa Mahallesi'nin orada. Kapıdan içeri girer, yemeğini bırakır, çıkar gelirdik. Şimdi teveddülat. Bu sefer orada başladım. Bu çocuk okula, ilkokula başladı ama Kur'an dersini Kur'an'da okusun, devam etsin. Bunun üzerine Ulu Cami'nin yanında, Muş Ulu Cami var yanında, o medrese vardı. O zaman böyle medrese diyorlar. Kur'an kursu böyle küçük açılmış. Hasan Yentürk, Mola Hasan Yentürk, Mele Hasan-ı Hanzo derlerdi ona. Komus köyündendi. Sasunluydu yani şey olarak da, öyle kabile olarak onlardı. Ama çok muhterem bir zattı, mütedeyyin biriydi.
Ondan ders aldım derken Kur'an bitti. Kur'an üstüne daha sonraki şeyler okuduk. Bizim Yaşar Yıldız hocamız yeni o dönemler geldi. Tecvitle Kur'an ilk defa bölgede çok tecvitle okumazdı. Ondan ders aldık. O dönemler itibariyle bizim mülahasene sonra zaman zaman Mele Bedreddin, Şeyh Mehmet Emin bizim Nahiye Şeyh'iydi. Şeyh Mehmet Emin Bingöl. Bu Abdülkerim Bingöl'ün babası. Şeyh Abdüllatif Efendi bizim Nahiye'nin çok muhterem bir zattır. Maraş Yazi derler onları. İleri gelen aileler. Zaman zaman yazın onlarda ondan ders aldım. Yaylaya çıktıkları zaman yaylaya giderdik. Yaylada da oradan alırdım. Mele Bedreddin'den alırdım. Bizim Maraş Sedreddin Demir var. O arkadaşımızdı diye şey. Daha bir sürü arkadaşlarımız var. Mehmet Yüce vesaire var. Orada ders aldım. Sonra derken nahvu vesaire şu bu. Yine dönemin müftümüz vardı. Mehmet Çağlayan. Ortaokuldayken ben mükemmel bir Şerhul Mughni'yi okudum. Ve medrese hayatı bilenler vardı. Camiyi okudum. Yani o dönemde daha ilkokul, yani ortaokul. Ortaokul sonunda olduğu zaman camiye kadar geldim. Sonra 1966 yılında Varto depremi oldu. Bu deprem 5000'e yakın insanın ölümüne sebebiyet teşkil etti. Yani o çok ağır bir deprem. 6 şiddetinde falan da herhalde. Ama yerle bir etti. Çok büyük bir sıkıntı meydana geldi. Bölge insanları çok büyük zarar gördüler. Izdıraplar vardı. O dönem Muş Ortaokulu'nda yeni başlamıştım. Ortaokulundaydık 3. sınıfta falan. Okulumuz da çatlamıştı binası. Aşağıdaki yeni lise binası o zaman yeni yapılmıştı. Bunun üzerine Muşlisi evet. Bunun üzerine Varto bölgesi ziyaretnamesi en çok yıkımın olan bölgede. Bu bölgedeki bütün okuyan çocuklar ve gençler ne varsa Türkiye'nin her tarafında Türkiye hakikaten yardım elini uzattı. Her tarafta bunlar yatılı olarak öğrencileri almaya başladılar. Nasibimizde de Bursa Erkek Lisesi varmış. Biz de Bursa Erkek Lisesi'ne gittik. 9 kişilik bir arkadaş grubuyla gittik. Yani depremden. Tabii. Aynı zamanda ben bölge yatılı imtihanları da kazanmıştım. Zaten olmasaydı yine yatılı gidecektim. Böylece gittik. Liseyi ben Bursa'da okudum. Ama ortaokulda hiç unutamıyorum çok muhterem değerli arkadaşlarım var. Mesela bunlardan biri de sizin dayınız olan Saadettin Aykan Bey rahmetli. Allah gani gani rahmetsin. Benim ortaokulda sıra arkadaşım. Biz iki kişi yan yana otururduk. Başından sonuna kadar gelir. Şimdi o dönemlerde şehirli köylü ayrılımı vardı. Şehirli insanlar köyden gelenlere böyle hor bakarlardı. Olsa bile akrabaları dahi olsa ula bu köylü derlerdi. Bu kolmaz, köylü derdi. Yani şöyle bir algı var. Sanki şehirli işte Türk, köylü Kürt. Yani öyle bir algı şey vardı. Ve böyle o gözle bakarlardı. Bu köylüdür. Köylü dediği zaman gelip bazen bizim yakın kavgalar olur. Köylü şehirli şey. Bizim amca çocukları şehirde oturanlar da şehirlinin yanında bizi dövmeye kalkarlardı. Onları hissederim. Çok olmuştu. Ben de Saadettin. Bazen kendi öz amca çocuklarımızla da kavga ettiğimiz olmuştu. Mesela Mustafa Aykan'la. Onlar çok söylemeyeyim. Sonraki yıllarda tabii sonra onları bir anı olarak anlatıyoruz. Ama şehirli'de bir şey gördüm. Şehirli'de şehir medeniyetine hoşuma giden tarafı o dönemlerde şu anda var mı yok mu çok iyi bilemiyorum. Korkunç bir saygı vardı. Bir büyük geçtiği zaman biz çocuklar yolun kenarına kışın çok kar yağar. Böyle belli bir şey var. Yan tarafa çekilir. O geldikleri zaman geçerdik. Mesela benim aklımda kalan dedelerden Vahap dede. Çok böyle sert, dişi fötörlü gelirdi. Allah rahmet eylesin. Benim şimdiki kayınpederim de şeysiydi. Yani onun evet onun dayısıydı. Yine bizim Necmettin dedelerin babaları. Onlar da Kale Mahallesi'nde otururlardı. Böyle İleri gelenlerden mesela Sadırlar vardı. Selim Sadır, bu rahmeti Sadır'ın işte babası onlar vardı. Karalardan vardı. Bizim Orhan Kara, bu o şey Hamdi Kara'nın babası onlar. Mola Mehu diye, Mela Mehu diye çok meşhur. Böyle sövfötörlüydü, bir şey yapabilirdi. Yine Murat Paşa Mahallesi'nde oturur. Murat Ulu Cami'de hocalık yapar. O böyle fenerle akşam yatsı namazı kılıktan sonra gelir veya daha erken geldiği saatlerde bir çocuklar sıra olur. Hepimize şeker verirdi yol üstünden. Evin daha da o Karni Mahallesi'ne yakın bir yerdeydi. Gür kubbeli bir sesi vardı. Ben hudar olasınız derdi, böyle yer gök inlerdi adeta. Çok muhterem bir şey. Halk onu çok severdi. Çok sayardı. Gençler arasında şu vardı. Şehirlerde böyle müthiş bir yakınlaşma vardı.
Mesela bizim Velikanlardan, Koçlardan Kazım Koç vardı. Çok muhterem bir zattı. Bizim daha gençlik yıllarında da pek şey yaptım, hatırladığım. Ve daha sonraki gençlik yıllarında şey, siyaset dönemlerinde falan. Mesela Kadir Asya çok muhterem bir zattı. Bizim nahiyede Necati, Hacı Necat. Hacı Necat tam bir isimdi. İleri gelenler vardı. Bizim bu Yılmazlar'da mesela Gülgül Yılmaz vardı. Bizim Abdullah amcamız vardı. Bunlar böyle çok neşeli. Yine Abdullah Fırat dediğimiz, yani çok çok muhterem. Herkesin böyle sevgisi, sevdiği belli bir şeyler var. Bir de at yarışları olurdu. İşte bizim nahiyede mesela derlerdi Hesbi Mala Evi Ali filan kese. Bilmiyorum, bu taraftan bizim şeyin atları var. Yani isim böyle çok namidar. At sahipleri atlara yarışlar falan olur. Yarışlarda kazanırdı. Bu şehir merkezinde de Halurların atı vardı. Çok güzeldi. Mara Halur'un atı derlerdi. Muş'un o zaman aşiret şeysinde işte Verikanlar vardı. Mala Berhi vardı. Dedeler vardı. Vardı. Bayiler vardı. Bayilerin de çok şeyi var. Bir de Muş kültürünün, öz yerlik kültürüne en çok etkin olan, o zaman şimdiki gibi değil, dağlarda çok orman vardı. Dağda ormanı getirip eşeklerle getirirlerdi. Genellikle mesela bir ailenin 5 tane, 10 tane, 15 tane, 30 tane şey olanlar var. Bunlar beslenir ve sonbaharda dağa gider, odunlar kesilir, yüklenir. Herkes kış yakacağını onunla temin ederdi. Bugün bir barkana bize getir. Onu götür ona boşaltır. Öbürü götür ona boşaltır. Bir de eşek kiralama sistemi vardı. Birinin varsa mesela o dağa gidip alıp getirenlere de onlara teslim. Bir gün kendine, bir gün onlara boşaltırlardı. Bu vesileyle bizim mesela biz genellikle Bitlislerle Muşlar arasında böyle tatlı, hoş bir çekişme var. Biz Muşlar onlara kurbağalar, kurbağa diyoruz. Onlar da bize eşekçiler diyorlar Muş şehir merkezinde. Bunun sebebi şudur. Muş'ta hakikaten dağlardan odunu eşekle getirdikleri için, ama eşekleri de çok güzel besler ve çok mükerrem bir şekilde bakımlı yaparlardı. Mesela o beyaz bazı hayvanlar çok yüksek, iri olur. Bazıları da çok yavaş olur. Bizim hatta liktelerden şey var. Bazı böyle saf şey olan, babam benim bu işim o kadar, babam o dese o kadar hoş, öyle bir malı taşır ki böyle saatlerce yürür. Hepsinin, bütün eşeklerin boynunda bir tane de şey var, çıngıraklı. Dangırdıgır. Ve şehre tam geldiği zaman o hayvanlar böyle coşarak gelirlerdi. Koşa koşa. O şekilde enteresan. Öğleye yakın okulların çıkış saatlerine denk gelir. Bu da bu şehir kültüründe o dönem gördüm. Tabii şimdi bunlardan hiçbiri kalmadı. Eser yok. Bitlisler ise bu güya 1. Dünya Savaşı'nda Bitlisler işte girmişler, o derede saklanmışlar, Rus işgali, Ruslar geldiği zaman. Sonra orada bırak demişler, biz adam değil, biz kurbağa yapıyoruz. Bu da Muşların iftirasıdır, böyle bir şey yok gerçi haşa. Onlar da çok sinirli oldular. Yine ben milletvekili bir Muş Bitlis maçı vardı, davet ettiler, gittim bir ara, bir baktım saha olduğu gibi kurbağalarla doldu. Ulan neyin nesi? Karşı tarafta da Bitlisler oturuyor. Oradan bağırdı. Ulan Muşlular dedi, eşekler. Bunlar da oradan bağırdılar. Ha, ondan sonra öğrendim ki onlar böyle diyorlar. Bizimkiler de böyle diyorlar. Bu tatlı bir çekişme. Bütün yakın komşu ileride olur. Mesela Trabzon'la Rizeler arasında da benzer çekişmeler var. Bitlislerle bilmem Sirtler arasında da benzer çekişmeler var. Gençlik yıllarında, yani benim o ortaokul dönemlerinde hatırlayabildiğim bu var. Sonbahara doğru ceviz gelirdi, pastil gelirdi, bir şeyler geldi. Şehrin üst tarafında bir meydan var, orada toplanır. Yine dağlardan gelir, orada satılırdı. Herkes sonbahar olduğunu bir telaş kaplardı. Yani kış işte turşular, bebekler, öbür taraftan bilmem bir taraftan pancar derleri. Ola peru pancar toplar. Pancar dedikleri de yani biberidir, isotudur, öbür şey her neyse. Bunları alır, kuruturlar, asarlar, hazırlarlar, kışın hazır yerler. Bir de lahana alır ve turşu yaparlardı. Muş turşu çok meşhur. Çok büyük şeyler yaparlar. Büyük küplerde. Toprak küpleri falan çok büyük olur. Onun içerisinde özel yaptı. Hakikaten yani belki dünyada yani yapabilecek çok önemli bir marka. Yani Muş turşu. Muş turşusu, ona çorti derler. Çorti derler. Ve daha sonraki kışın mesela onunla yaptığı yemekler, yiyecekler fevkalade güzel olur. Çocukluğumuzun böyle tatlı anılarından biri de bunlar var. Daha sonra okudum.
Tabii bir taraftan hem medrese tahsilini, bir taraftan da liseyi vesaire. Liseyi Bursa'da okudum. Bursa Erkek Lisesi. Gittiğimiz zaman o kadar çok fark şey yaptı ki, baktık bir kere biz konuşurken bize gülmeye başlıyorlardı. Çünkü Muş şivesiyle konuşuyorduk. Şivemizi herhalde çok yadırgadılar arkadaşlar. Ama zamanla onların şivesine de alıştık. Yeterli ilk başta çok sıkıntı çektik. Mesela biz Almanca görüyorduk. Almanca'nın birinci kitabındayken yeni bitirmiştik. Orada üçüncü, altıncı kitabı bitirmişlerdi. Bizim bir hocamız var Almanca. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, vefat da etmiş. Bizi çok 6-3 ayda yetiştirdi. Ben şimdi anlıyorum, o çok muhterem bir insanmış. Meğerse bize destek oluyormuş. Orada biz iki kişi okuduk. Diğer arkadaşlarımız hepsi sonra bıraktılar, gittiler. Ben ve abim şey yaptık, bitirdik. Okulun yani birincileri arasına girdik. O dönem itibariyle bir Bursa Erkek Lisesi, Reşat Nuri Güntekin'in ders verdiği, Kamran İnan'ın okuduğu böyle bir okul çapında. İmtihanlar bitti, liseyi bitirdiğimiz zaman ben hemen her üniversiteye girebilirdim. Yani bir şeye geldik, burada asıl gayem tıp fakültesini okumak veya Ankara siyasal bilgileri. Siyasal bilgileri pek değil, geldim o hafta puanım tutmadı, benim Ankara'da da param bitti. Arkadaşlar biz yurtta kaldığımız için dediler ki oradan telefonu İstanbul'a gel, İstanbul'daki orada da siyasal bilgiler varmış, tıp fakültesi buraya kaydol. Oraya gidince ancak İstanbul'a gidecek kadar param vardı, bir de yurt vardı burada yüksek tahsil talebe. Atladık gittim oraya. Gittik, burada puanım tutmuş, bizi çağırıyorlar. Vallahi billahi tala Türkiye büyük bir cerrah kaybetti, öyle söyleyeyim. Ben çünkü çok yatkındım, tıp şeysinde çok var. Ama kazandı, haber de verildi bir arkadaş. Fakat dönecek paramız olmadığı için hiç bilmediğim halde, hiç şey yapmadan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde kendimi buldum. Arkadaşlar dediler ki böyle de şöyle olur, böyle olur. Ve hakikaten gittim, ertesi gün kaydımızı yaptık. İstanbul İktisat Fakültesi Almanlar tarafından Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen dünya çapında iktisatçılar tarafından kurulmuş. Hakikaten çok mükemmel bir okul. Okul içerisinde girdiğimiz zaman arkadaşlarımla Abdullah Gül, bugünkü 11. Cumhurbaşkanı, benim sınıf arkadaşım, yani aynı okulda beraber okuduk. Doktor Alaaddin Büyükay vardı, o da bizim okul arkadaşımız. Daha sonra bunların bütün, onlar da siyasette girdiler. Önce ben girdim, sonra onlar girdiler. Cumhurbaşkanına kadar yükseldi. Bakan yardımcılığı ben de yaptım, bir arkadaşımız da yaptı uzunca bir süre. Yani devlet hizmetine nereden nereye? Tabii İstanbul ufkumuzu genişletti. İstanbul'u Türk Petrol Vakfı'na girdim. Türk Petrol Vakfı o dönemde 400-500 kişiye burs verirdi. Vakfın başında genel sekreteri ve bütün şey yapan, yani sahipleri ayrı ama başındaki zat Fethi Gemuruloğlu'ydu. Fethi Gemuruloğlu bir kültür adamıydı. Bugün Türkiye'de yetişmiş ne kadar değerli zatlar varsa, büyük edebiyatçılar varsa, mesela daha geçenlere Nuri Pakdil rahmetli, o da o ekolden gelmedir. Mavera grubu, diğer gruplar. Peki buraya kimler gelirdi? Bu görüşmeler içerisinde biz zaman zaman Necip Fazıl Kısaköy'ü ziyaret ederdik. Ama büyük çapta Büyük Doğu'dan, yani Necip Fazıl Kısaköy'ü, Nurettin Topçu'dan, siyasilerden Necmettin Erbakan'dan, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, ten rahmeti Demirel'e kadar böyle bir yelpaze içerisinde bu insanlarla görüşüp gidip gelebilen biriydi. Sağda da çok bilinen, o dönem sağ sol çatışmanı çok yoğun olduğu bir devreydi. Buna rağmen solcu ileri gelenler de gelir ziyaret edebilirdi. 10 bin cilde yakın kitaplığı vardı. Çok okuyan, hızlı bir saatte bir kitap alıp okuyabilen, bitirebilen bir şey husustu. Onun rahle tersine yetişmek hem inanç itibariyle hem tasavvuf açısından hem de okumak ve akademisyen olma bakımından yani çok önemliydi. Mesela bir Nevzat Yalçın, Sabahattin Zaim Bozara hep oraya gelir giderlerdi. Bu vesileyle biz kendimizi bir anda doktora yapan bulduk. Yani üniversite yılları itibariyle doktora yaptık. Okulun en iyi öğrencilerinden biri haline gelebildik. Yabancı dilimiz yoktu. Yine onun şeysiyle yabancı dil eğitimlerine götürdük. Göte Enstitüsü vardır onun, Almanların. O enstitüde okuduk. Yurt dışına gidip geldik. Gözümüz açıldı, ufkumuz açıldı. Ufuk öyle geldi ki bir baktım, artık dünya bizi eskiden kendi köyümüz zannederdi. Hiç unutmam. Küçükken Berhvan diye Kürtçe'de, yani kuzu güdenlere Kürtçe'de Berhvan derler. Biz berhleri alır,
Şerafettin Yaylan'ın tepe doruklarına götürürdük. Bizim yine bir abimiz vardı. Bir gün çaldı. Lao verin, lao verin. Çocuklar gelin, çocuklar gelin dediler. Hep koşa koşa gittik. Ne oldu dedik. Bir baktık. Şerafettin Yaylası'nın zirve noktasına çıkmış. Zirve noktasına çıkınca bu taraftan Muş Ovası gözüküyor. Öbür taraftan da Varto yamacında bütün köyler gözüküyor. O Varto köylerini görmüş. Öbür taraftan dünya kadar şey. Errrrk diyor. Böyle iki elini yandan bacaklarına vurarak dünya ne kadar büyüktür. Dünya çıka mezine. Dünya çıka koroca ver. Dünya çıka mezine. Şimdi bakın. Yani bu ufuktan geldik. Yani o zaman. Ve hatta bir şey vardı işte bakın. Küçükken, çocukken, çocukluk yıllarımızın yani geçtiği şey. Biz gittik biz de hayret kaldık. Ne kadar büyükmüş. Ne kadar. Oysa dünya biz hep oraları zannederdik. Şimdi böyle bir ortamdan gelip ondan sonra siz dünyayı öğreniyorsunuz. Dil öğreniyorsunuz. Devletleri öğreniyorsunuz. Ülkeleri öğreniyorsunuz. Ülkelerin yönetimi tanıyorsunuz. Ekolleri öğreniyorsunuz. Yani şu ekol, bu ekol medeniyeti öğreniyorsunuz. İslam medeniyetini öğreniyorsunuz. Efendim Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun bilmem Boğaziçi medeniyetini düşünüyorsunuz. Aa biz burada burada. O zaman biz kimiz? Bu sefer kendi halkını tanımaya başlıyorsunuz. Irkını getiriyorsunuz. Tarihi öğrenmeye başlıyorsunuz. İşte eğitimin ve öğretimin insana sağladığı en büyük hasletlerden biri budur. Ve bunları öğreniyorsun. Tabii çok güzel anlarla, çocuk anlamını getirdikten sonra sizi daha bir hırslı oluyor, daha bir önersin, daha önemlisin. Kendinizle yarışa girebilecek bir hale doğru geliyorsunuz. Hiç unutmam, geldik bir ara Muş'a falan şöyle baktım o halleri şey, bu ova niye böyledir? Ben küçükken çocuktan niye bizde hiçbir şey yok? Sonra Cenab-ı Allah nasip eyledi. Milletvekili olduğum zaman Muş'un 3 tane köyünde elektrik vardı. Tamam mı? 3 tane de ilçemiz vardı belediye başkanı. Belediye bir merkez etti 4. Bir tane de Hasköy vardı. 5 tane belediyemiz vardı. Bakın belli bir şey değil. Cenab-ı Allah nasip eyledi. 3 yıllık dönem itibariyle ilk yıllar itibariyle bütün bu köyler elektrik gitti. Tabii bunun sağlanmasında rahmetli Özal'ın çok büyük şeyi vardı. Ne götürdüyse geri çevirmedi. Gençti, dinamikti. Bizi aldı, yardımcısı yaptı yani o dönem itibariyle. Hakikaten biz 3 yıl içerisinde Muş'un bütün köylerine, 4 yıl içerisinde bütün köylere elektrik götürüldü, su getirildi, çalışmalar yapıldı. Bu basit bir şey değildir. Bir elektrik yani o kadar önemli ki. Çünkü bir köye bir yıl elektrik gitti mi hayat girer. Televizyon girer, çalışmalar girer, makine girer, ufuk açılır. Ondan sonra şey yapılır, buzdolabı girer. Yani birdenbire şekiller değişti. Mesela bizim Karadeniz'den gelenlerin ustalıkla beraber bizi evlerin yapısı değişti. İlk bizim köyde başladık. İşte başladık çatılı evler yapmaya. Derken herkes yapmaya başladı. İrili ufaklı. Ama milletvekili döneminde 1983-84'lerde bile gittiğim bazı bölgelerimizin dağ köylerinde halen o eski toprak şeyli kaldı. Ama bugün çok kaldığını sanmıyorum. Büyük çapta bir şey var. Bu bir evredir. Bir devredir. Yani o başladı. Ona göre de Muş'un sorunları bitti mi? Hayır. O devrede en büyük hayalimiz yani biz bu Murat Nehri'nin sularını nasıl gemleyebiliriz? Yani bir baraj şey yapalım. Alparslan 1 ve 2 baraj. Bu iki barajın isim babasılarından biri de benim. Yani biz o dönem Sudi Neşe Türel vardı. O da şimdi onun kardeşi Menderes Türel Antalya Belediye Başkanı da yaptı. Onun amcası Enerji Bakanı'ydı. O zamanki bakanlık şeysi vardı. Enerjiye de bizim İmar İskan Bakanı'ydı. Oraya bağlıydı. Gittik dedi ki yani böyle sevda barajı diye böyle bir sevda şey var. Dedi bunu değildi. Büyük bir zatın ismi olunca çok etkili olan. Hakikaten Alparslan Barajı olunca devlet sahiplendi. Bir anda projenin şekli değişti. Büyüdü ve 24 saat çalışmalarla onların o dönem projeleri bitti ama bizden sonra temeli atıldı. O projelerin birisi bütün Muş Ovası'nı sulayabilecek projeydi. Ben dün hatta görüştüm yine bu devlet su işlerinden. Maalesef o baraj enerji barajı olmuş. Öbürü de enerji barajıdır. Suyu yine Arıncık regülatörden ancak sondaki barajdaki elektrik aklına o elektriği yani enerjisini bedava verecekler. Onun da istihale yukarıya doğru suyu çekip ovaya verme şeklinde bir çalışma var. Muş içme suyu da aynı şekilde oradan olacak. Şimdi ben bir şey
Sor efendim. Harika başlamışsınız da bunun götürdük sohbeti. Muş'ta keşke şunu da yapabilseydim. Çok var. Dediğiniz. O kadar çok var. Neler? O kadar çok. Neler yok ki? Neler yok ki? Mesela bizim dönemimizde tabii. Şimdi oturtma diye şeklinde değil de bizim zamanımızda bütün yapılanlar hepsi sonra devletleşti. Satıldı, devlet tarafından satıldı. Yem fabrikasını kurduk, devlet sattı. Süt fabrikası kuruldu, devlet sattı. Ondan sonra benim bölgemde bölge tarım müdürlüğü hepsini getirdi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü mesela getirmek istiyordu. Bunlar yarıda kaldı. Organize küçük sanayi siteleri. Şeyden başladı. Hiçbir şey yoktu ki. Yani şimdi mesela geliyorsunuz. Doktor 16 tane doktor vardı Bengi'nin. Hatta 16 tane bir şey vardı uzman. 5-6 tane de doktor şey var. Yani büyük merhalede katli. Bugün mesela gittim Muş Devlet Hastanesi'ne baktım. Gurur duydum. O zaman bunların birçoğu yok. Sağlık ocakları ancak açmakla biz iptal edilen sağlık ocağı geldi. İşte doktor sayımız 5 kişiden işte 16'ya kişi, 26'ya kişi olduğu şeklinde geliyor. Bizim geldiğimiz zaman ilçe sayısı yok. Yani mesela Hasköy benim dönemde yani özel bir çalışma gayretle Hasköy'ü yaptık. Ondan sonra Korkut'u yaptık ilçeler itibariyle. 26 tane, 27 tane belediye oluşturdu. Çünkü belediyenin faydası şu var. Kuruldukça yatırım geliyordu. Şimdiki gibi il özel idaresi bakmıyordu. Köy hizmetleri vardı. Onlar bakıyordu. Benim yaptığım 5-3 tane ilçe daha vardı. Biz onları kuramadık. Yani bunlardan mesela biri yaygın ilçe haline getirdi. Kendi ilçe olmamıza rağmen. Yine aynı şekilde Liz dediğimiz Erenköy. Yani biz orayı bir Erentepe. Orayı bir ilçe haline getirmek istiyorduk. Vaktimiz yetmedi. Bizim yine plan ve projemiz itibariyle Kurtmuş'a bağlanacaktı. Muş Kurt yolunu başlatmıştık. Tam bitirecek şekilde böyle iki gidiş gelişti ve muazzam bir yol haline getirebiliriz. O dönem itibariyle bir şey olarak bağladığımız bunları bağlayabilirdik. Yine bir proje halinde bunların çalışması var. Ha, büyük yatırım olarak da mesela Muş Ovası'nın yüksek enerjili yüksek high teknoloji dediğimiz bir çalışma şeyi vardı. O zaman bu telefonlar yeni yeni çalışmalar yapılabilirdi. Biz bunu bir fason sistemi şekliyle Nokia ile anlaşıp getirtebilirdik. Vaktimiz yetmedi. Birdenbire biz seçimleri kaybettik. Onlar başladılar. Ve o zaman da biraz daha Kürt milliyetçiliği dediğimiz veya ırkçılığı dediğimiz şeyler vardı. Bu PKK vesaire o zaman HDP değil DEP ile CHP'nin birleştiği andan itibaren böyle bir şey var. Onu değişikliğe uğrattılar. Bir de şehir şeyleri barajı vardı. O barajlar yani belli bir şey halinde yanmıştı. Bir de şu var. Bugün de mesela ihtar şeyleri oluyor. Zaten belli bir yıldan sonra çok uzun süre sonra ihtarları partileri yorar. Belli bir süre sonra vatandaş artık bıkar o yüzlerden. Yüzün değişmesi gerekebilir. Yani bizim yönü itibariyle var. Yatırımlara yönelik olarak çok büyük tesis kurabilirdik. Yani o dönem itibariyle. Hava alanı mesela o dönem açtık. Hava alanı askeri hava alanı olarak, NATO hava alanı olarak yapıldı. Fakat biz bunu fırsata çevirdik. Birinci Körfez Savaşı'nın 6 ay içerisinde bitirildi. Çünkü çok büyük paralar geldi o demeyiz var. Sivile açılmıyorlardı. Sivile açtırdık. İlk şey var. Sonraki dönemlerde arkadaşlar yaptılar. Allah razı olsun. Allah sizin razı olsun. Evet. Hayatım abi maşallah yani soru cevap giderim dedik ama bize hiç sorusu sormadık. Sorun lütfen sor yani. Evet. Muş siyasetinde yani Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar tabii çok emeği geçen muhterem zatlar vardır. Yani ilk başta Sami İlyas da başladı biliyorsunuz. Dede oğluyla başladı. İlk dedelerin Kasım dede falan bunlar o dönemin siyasetçileri. 1950'den sonra tabii 1950'ye kadar olan yerler bir nevi çift şey vardı. Yani bir halk ileri gelenleri milletvekili seçer. Yani hiç milletvekili değil. Delegeleri seçer. Delegeler de kendi aralarında intisab-ı sani denilen ikinci şey. Onlar da onları seçer. Ve bu kişiyi seçtikleri zaman da alaylar şehir alaylara şey yapılır. Ne olurdu? Çoluk çocuk hepsine arabaların üstüne süsler. Yaşasın demokrasi derlerdi. Oysa demokrasi yukarıdan da telgrafla gelir. Ali değil Veli'yi seçin. Veli değil Beli'yi seçin.
1950'ye kadar Türkiye'de seçim bu şekilde geldi. Ankara'dan kim verirse, bazen hiç adam ömrü hayattan Muş'u görmemiş, Muş milletvekili olarak seçilebilirdi. Yani şekli budur. 1950'den sonra bir kısmı seçimler başladı Demokrat Parti ile beraber. Demokrat Parti'de ilk defa halk iradesiyle seçim başladı. Ve o dönem şey vardı, işte Türkiye'de biliyorsunuz, hatta Demokrat Parti adayı bulamayınca resim çekin, bir abimiz de milletvekili demiş ya, o zaman beni de yazın. Şeyler yapıldı. Sonra 60 darbesi oldu. 60 darbesinde biliyorsunuz yani, ondan sonra şeyler yapıldı. O zamana kadar evet. Bir şey soracağım. Şu an bir imkanımız olsa. Evet. İktidarda ya da bir gücünüz olsa, Muş'u temsil eden bir zat olsanız ki geçmişte yaptınız. Şimdi ben Muş'la ilgili bir şey yapalım desene, ne tercih edersin? İlk defa Muş'ta bu tefecilik var ya, ben sosyal alanda ilk yapacağım şey bunların hepsinin kökünü kazardım. Çünkü şu var, bunlar haşa maalesef öyle bir yanlış, haşa sanki takiyecilikleri öyle had safhaya varmış ki maalesef bazı dindar geçinen insanlar bile bu işe bulaşmışlardır. Ve haşa sanki Allah'a kandırırcasına, bunu babam benden kaç liraya aldın? Şu kadar aldım. Ben sana işte aldım, al ben bunu sana bu fiyata sattım. Kabul ettin, ettin. Ondan sonra da isterse bir ay sonra gelir, beş ay sonra, bir sene sonra. Benim abi param yok. Tamam bir şey olmaz. Al bu arabamı sen 200 bine al. 100 bine sattın, 200 bine. Böylelikle ocaklar söndürülüyor. Ve bu cehalet dönemi İslamiyet'inde olan tefeciliğe benzer bir hale geldi. Maalesef bu işin içinde olanlar ahiretlerini dünyalarına satmışlar. Yani ahiret unutulmuş, tamamen dünya birleşmiş ve neyse ki geldiği zaman da hep şu dindar, imandan benim şahidim değil. Eğer benim elime böyle bir güç geçmiş olsa var ya, şimdiden söylüyorum sakın ha, böyle bir imkan tekrar gelirse buralarda. Belki şimdi onlar da Allah nasip etmesin diye derdim. Eğer olursa kökünüzü kurursun. Yani o memlekette huzurun, birliğin, kardeşliğin, ekonomik gelişmenin sebeplerinden biri budur. Topyekun sizin böyle aradığınız platform, Allah razı olsun. Bir de artık Türkiye'nin her tarafına dağılmış Muşlu büyük yaşa adamlarımız var. Gücümüzü bir araya getirmek suretiyle, bunu her şey devletten değil, bir araya gelerek biz fabrikalar kuracağız, imalathaneler kuracağız, büyük yatırımlar oluşturacağız, kültür merkezleri oluşturacağız, hizmet sektörünü geliştireceğiz. Yani öyle olacak ki mesela dünya iletişimi biz Muş'tan da yönetebiliriz. Zor bir şey değildir aslında. Üniversitelerimiz de var. Aynı şekilde yani burada emek yoğun, daha çok insanın çalışabileceği alanlara da ağırlık vereceğiz. Ama high-tech dediğimiz yüksek teknolojiye hitap edebilecek alanlara da geleceğiz. Bütün gücümüzü, iş adamlarınızı belli noktalarda platformda toplamak suretiyle bu yatırımları yapabiliriz. Yapamaz diye bir şey yok. Muş'un artık bu konuda yeterli gücü de vardır, emeği de vardır, çalışanı da vardır, teknolojisi de vardır, yetişmiş insanları da vardır. İnşallah ben bu şeyi görüyorum. Biz artık gençlik, muazzam bir gençlik geliyor arkamızdan. Biz onlarla iftihar ediyoruz. Olacak. Bunun hepsi olacak inşallah. Kıymetli dostlar, Alaaddin abinin çok bilinmeyen, aslında birçoğumuzun bilmediği, öyle söyleyeyim, bir yönü daha var. Alaaddin abi bir de akademisyen. Abi bize o akademisyenlik değil, ne durumdasın, ne yapıyorsun? Şimdi bir nebzecik daha önce de bahsettim. Henüz üniversite safhasındayken tabii bir taraftan master yapıyorduk, bir taraftan da dil öğrenme noktası itibariyle İngilizce ve Almanca, yani o ağırlıklı olarak çalışıyorduk. Yurt dışı gezilerimiz, çalışmalarımız Amerika ve Almanya'da, gezler sonrası iki diliyle onları da hallettik bir çapta. 1975 yılında doktoramı verdim İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde. Kantitatif iktisat politikası içinde Türkiye'nin dış ticaret politikası nasıl olmalı, ne yapılmalı bu konuda jüri üyelerimiz meşhur iki büyük hocamız vardı. İsimleri anarak Allah rahmet eylesin. Biri Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, biri Profesör Doktor Sabahattin Zaim'in de içinde bulunduğu. Doktor Fatır diyorlar veya danışman hoca diyorlar. O da Profesör Doktor, Allah rahmet eylesin ona da. Erdoğan Alkinli. Bugün iki çocuğu da profesör.
bu hocalarımızın bulunduğu yani bir platformda ve en iyi dereceyle doktoramı verdim. Doktora verdikten sonraki yıllarda tabii askerlik yaptık, geldik. Askerliğimde zırhlı birliklerde bitirdik. Daha sonra siyasete girdik ama bırakmadık. Siyaset sonrası tekrar devam etmeye başladı. Bugün doçentim yani normal olarak İSAT doçenti. Önümüzdeki günlerde inşallah profesörlüğümüzü alıyoruz. Yani arkasını bırakmadık. Gelişim Üniversitesi, daha önce Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ydi ismi. Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, onun bankacılık sigortacılık bölümünde hocasıydım. O hocalığı devam ettik. Sonraları Gelişim Üniversitesi'nde bir 5-6 yıllık hocalığımız var. Rumeli Üniversitesi'nde şu anda yine ders veriyorum. Bruni Üniversitesi ile ilk anlaşma. Yüksek master, yüksek lisans ve master derslerini veriyorum. Aşağı yukarı 20'ye yakın yazılmış akademik ve bilimsel çalışmalarımız var. Kitap olarak yine en son eserim, kitabım Dış Ticaret Teorisi ve Türkiye'de Dış Ticaret Politikaları diye. En son kitabım, eserim budur. Bu Gelişim Üniversitesi yayınları arasında. Yine Gelişim Üniversitesi'nde biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'nda büyük değişiklik yapıldı. Onun hem komisyon çalışmalarında bulundum ama sonra bunu kitap haline de getirdim. Yeni Türk Ticaret Kanunu ismiyle bir kitap yazdım. Yine bizim Doktor Alaaddin Büyükkaya var. O da AK Parti'den 3 dönem milletvekili yaptı. Bakan yardımcılığı da yaptı arkadaşımız. Kurucu il başkanlığı da yaptı. Onunla beraber hazırladım. Holding'de 1975 yılında ilk kitabım oydu. Holding'de ve Türkiye'de holdingleşme hareketi. Yine onu o zaman bir Muş'a hemşehrimiz Halis Akaydın Bey'in yayın evinde yayınlandı. Çok ses getirdi çalışmalarda. İrili ufaklı akademik çalışmalarımız oldu. Mesela sırayla bastırdığımız veya bunların bir kısmı isim olarak söyleyebilirim. Sonrası çekersiniz. Türkiye'nin ekonomi politikasının içinde özel sigorta sistemi ve başka sorunları. Ben çünkü sigorta merakabe kurulunda uzman yönetici olarak çalıştık. 700 kişinin de 2 kişi başlamıştı. Oradan biri de ben bu konuda bu eseri yazdık. Yine sigorta işletmelerinde bilanço envanteri sonucu muhasebeleştirilmesi. Ve tarım sigortaları ki şu anda bu bir kurum olarak oluşturuldu. O zaman Türkiye'de yoktu. Onun ilk öncülüğünü hazırlayan şeyler var. Yine bizim Muş ili siyasi ve ekonomik açıdan inceleme ve araştırma raporlarım. Şu anda da elimde Muş'un yani Muş ilini tanıtıcı muazzam bir broşür. Osmanlı arşivlerine girmek suretiyle tabii çok detaylı yapabilmek için Erivan kütüphanesine ulaşmamız lazım. Moskova kütüphanesine erişmemiz lazım. Çünkü bu Muş tarihini incelediğiniz zaman bir kere Osmanlı'nın o dönem tarihini iyi bilmek lazım. Kürt tarihini çok iyi bilebilmek lazım. Ermeni ilişkilerini çok iyi bilebilmek lazım. Bende mesela şu var. Muş'un 1840'lardaki durumu, çekilmiş resimleri, oradaki ailelerin yaşam tarzı, Ermeni ailelerinin durumu. Siz mesela biliyor muydunuz? 1904 yılında Muş, Danimarka, Muş'ta kız sesi açmış. Yani mesela böyle çalışmalar var. Derli toplu büyük şeylimiz var. Ben size onu çıkarıp böyle şu anda şu büyüklükte var. Elimizin altında onu daha kitap haline getirmedik. Böyle bir çalışmamız var. Yine bizim size göstereceğimiz Güneydoğu sorunu ile ilgili hazırladığım çalışmalar var, raporlar. Yine ilgili şeylere verdim. Çok güzel kitaplar, çalışmalar. Bizim o dönemde getirdiğimiz genel iktisat politikası içinde Türkiye'nin dış ticaret politikası bir bütün olarak rahmetli Özal döneminde milletvekili seçildikten sonra da liberal geçiş, serbest ekonomi modeli dediğimiz o model içerisinde kamyo değiştiği zaman biz bu kitaplara çok istifade ettik ve o dönem genç olmamıza rağmen yine o araştırma, planlama, koordinasyon genel başkan yardımcılığı yaptık. Bunlar tabii bizim ilmi çalışmaları. Halen de hocalık yapıyorum, ders veriyorum. Arkadaşlara, gençlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Biz de okuyoruz. Onlar da okuyorlar. Bir karşılıklı böyle halen devam ediyor. İngilizce, Almanca, yani bunları çok atmasyon olmasın da kısmen, yani onları Arapça, azıcık Farsça, Kürtçe zaten alan dilimiz, Türkçe ana dilimiz kabul edersek bunları da konuşabiliyoruz. Herhangi bir ülkeye, bir yere gittiğimiz zaman meramımızı anlatabiliyoruz. Evet. Çeşitli vesilelerle hemen hemen dünyanın her tarafını diyebilirim, gezdik, gördük. Şunu gördük ki
birlik ve beraberlik olduğu zaman sizin platformunuzda aynen olduğu gibi. Onun için platformunuzu destekliyorum. Sonuna kadarmış platformunuz sonuna kadar yani destekliyoruz. Çünkü birlik beraberlikten kuvvet var. Bütün şeyimiz bu. Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun arkadaşlar ben bu vesile bir şey arz etmek istiyorum. Zinhar militan olmayalım. Yani siyasi görüşün veya grupların militanı olmayalım. Çünkü militanlaşırsak yönetiliriz. Biz bazen böyle ölesiye bunu diyor. Yok öyle bir şey. Daima fikirlerin tartışmasında hakikat doğar. Orada durmak lazım. Bir de daima empati yapmak lazım. Peki hocam nedir empati diye sordukları zaman o şudur. Yani kendinizi %100 sizin dışınıza, sizin fikrinizin aksine fikir savunan insanın yerine azıcık kendinizi koyun. Sonra durun değerlendirsin. Sonra tartıştığınız zaman siz onunla kavga etmezsiniz. Yani onun da haklı payı var. Der onu geçirebilirsiniz. Bir de eğer siyasetin içine giderseniz gençler, siyaset kırmadan, dökmeden yönetme sanatıdır. Kırmadan, dökmeden yönetin. Uzlaşı esas alın. Kardeşliği esas alın. Aksi takdirde siyaset olmaz, kavga olur. Eğer kırıp dökersek. Eğer sizinle beraber, sizin gibi düşünen çok sempatiyle bakarsanız, sizin gibi düşünen hainle bakarsanız siz kendinizi çok geliştirmemiş olursunuz. Onun için sempatiyle bakacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Sizi tenkit edeni bile kulak verin, dinleyin. Herkes herkesi mutlak sonsuza dek desteklemek diye bir durumda söz konusu değildir. Demokrasinin erdemi de budur. İslam'ın zaten temel bakışı da budur. Yani Allah rızası için birbirinizi sevin. Sevdiğiniz zaman da her şeyi kazanmış olursunuz. Alaaddin Fırat abimiz çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırıp şehrimizle ilgili niyetinizi beyan ettiniz. Bize çocukluğunuzu anlattınız. Evet. Bize vakit ayırdınız. Ben de size çok teşekkür ederim. Özellikle Muş platformuna çok teşekkür ediyorum. Böyle bir düşünceyi ortaya atmanız ve sonra bunu hayata geçirmeniz dolayısıyla çok asil bir davranış, çok güzel bir hareket. Hepinizi candan çok çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bütün Türkiye'ye yayılmış Muşlarımız hepsi bu fikir etrafında toplanır ve büyük bir güç haline gelmiş olur. Çok teşekkür ederim. Selam, sevgi, saygılar. Allah'a emanet olun.